Allah Azze ve Celle bize ümmetsiniz diyor. Kuntum hayra ümmetlik uhrucet binnaz. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Şimdi ümmetin manası Allah tarafından yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevlendirilen toplum demek. Yani bir kişi olursa lider, ona imam deniyor Arapçada. Bir topluluk dünyanın lideri olarak görevlendirildiğinde de onlara da ümmet deniyor. Allah bize ümmetsiniz diyor. Yani siz dünyanın lideri olarak yaratıldınız, Müslümanlar. Adaleti sağlayacaksınız. Yeryüzünde İslam medeniyetini kuracaksınız. Bu manada bize ümmet diyor. Ümmet sadece peygambere inanan demek değil. Peygambere inanan Müslüman. Ümmet ayrı bir manası var. Şimdi ümmetimize şöyle bir bakalım. Yeryüzünde adaleti sağlamakla, haramları engellemekle, farzları yerleştirmekle vazifede olan ümmetimiz ne halde? Filistin ne halde? Suriye, Irak, Afganistan ve Doğu Türkistan ve Myanmar'a varana kadar dünyanın değişik bölgelerinde zulüm devam ediyor. Özellikle şu son zamanlarda Doğu Türkistan'la ilgili çok haberler duyuyoruz. Ben çok iyi takip edemedim de ama yine de biliyoruz, yani uzun zamandır devam eden bir zulüm var. Filistin gibi meselelere, Suriye, Irak gibi ülkelerdeki duruma her zaman temas ediyoruz zaten. Doğu Türkistan her zaman konuşulmayan bir ülke. Çin'in zulmü altında, aslında asırlardan beri zulüm altında. Son zamanlarda biraz daha herhalde zulüm arttığı için çok gündemde. Doğu Türkistan'dan kaçıp gelmiş Türkiye'de yaşayan çok insan var. İstanbul'a gittiğiniz zaman bunları görebilirsiniz. Son zamanlarda duyduğum ne kadar doğru tam bilmiyorum ama Doğu Türkistanlı Müslümanlar Türkiye'ye sığınmış olanların bir kısmı geri gönderildiğini duydum. Aynı şekilde Mısırlı bir genç gönderildi ve idam edildi Mısır'da. Şimdi bu konuyu gündeme getirenlerden bazıları devlet yetkilileri tarafından ikaz edildiler. Yani biz Çin'le Rusya'yla aramızı düzeltmeye çalışıyoruz. Siz ise Doğu Türkistan'daki zulümleri konuşarak Çin'le aramızı bozuyorsunuz tarzında üst düzeyden, bakan düzeyinde yani bir takım böyle konuşmalar bazı gazetecilere yapıldı. Bunları biliyoruz. Bunlar bizden şunu istiyorlar. Devletin tayin etmiş olduğu politika neyse ona itiraz etmeyin. Ben senin politikana uymak zorunda değilim. Ben Kur'an'a uymak zorundayım. Ve bütün Müslümanları kardeşim olarak görmek zorundayım. Onları savunmak zorundayım. Evet, oraya gücüm yetmez. Buraya bile gücüm yetmiyor da. Ama en azından duyururum. En azından insanların uyanmasını, Müslümanların uyanmasını sağlarım. Elinden geldiği kadar. Onu bile istemiyorlar. Yani onların tayin etmiş olduğu politikalara hiç karşı gelmeyelim. Onlar menfaat gereği Amerika'yla, Avrupa'yla ara bozulunca Rusya'ya, Çin'e biraz yönlerini döndüler. Şimdi kendileri öyle olduğu için bizim de öyle olmamızı istiyorlar. O senin devlet politikan. Bu da benim Kur'an politikam. Yani oradan o devletlerden bilhassa şu anda Rusya ve Çin'de olan zulüm, yani onların baskısı altında olan, onların hakimiyeti altında olan devletlerde yapılan zulümlerden bahsedilmesini istemiyorlar. Neymiş? Rusya'da ve Çin'le aramız bozulabilirmiş. Çeçenistan'da yapılan zulümden, Doğu Türkistan'da yapılan zulümden, yani bunlardan ve bunun gibi devletlerde yapılan zulümlerden bahsedilmesi istenilmiyor. Halbuki biz
limanımızın gereği bunlara temas etmek zorundayız. Oradaki kardeşlerimize de, dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında olan kardeşlerimize de Allah'tan kurtuluş temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bir zulüm yapıldığı zaman biz zulmün çirkinliğini ve kötülüğünü daha iyi anlıyoruz. Ve ciğerimizden dua etmeye başlıyoruz, öyle değil mi? Normal şartlarda belki dua ederken aklımız başka bir yerde. Adam akıllı dua bile edemiyoruz maalesef. Öyle bir kafa karışıklığı var ki toplumda. Ama zulme uğradığın zaman ciğerden dua etmeye başlıyorsun. Bizimki ne ki? Yani Doğu Türkistan yanında bizimki ne ki yani? Hiçbir lafı bile olmaz. Yani Suriye yanında, Irak yanında, Afganistan yanında, Filistin yanında bizimki lafı bile olmaz. Onun için bu bölgelerdeki kardeşlerimizin onlar için sürekli dua etmek, onlara yapılan zulmü sürekli gündemde tutmak lazım. Hazreti Ali'nin söylemiş olduğu o stratejiyi tatbik etmeliyiz. Radıyallahu anh diyor ki, zulme engel olamıyorsanız hiç olmasa duyurun. Çünkü o da bir nevi engel olmadır. Duyurursanız zulüm devam etmez. Yani zulüm yapanlar bunu hesaba katar. Her yapılan zulmü duyurmak lazım. Zalimi engelleyemiyorsan en azından bunu yapabilirsin. Susmak olmaz. Hem lafa geldiği zaman haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyecekler, derler. Hem de kimse de konuşmaz. Bunu nasıl? Yani sırf işin edebiyatını yapıyoruz yani. Bu doğru değil. Allah Azze ve Celle Filistin'deki kardeşlerimize de, Suriye'dekilere de, Irak'takilere de, Doğu Türkistan'dakilere de, adını bildiğimiz bilmediğimiz bütün bölgelerdeki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Yeniden ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Yeniden Allah Azze ve Celle bu ümmete bir baş nasip eylesin. Amin. Eğer o baş olmuş olsaydı, bir halifemiz olsaydı dünya çapında, bugün bu durumda olmayacak. Allah Azze ve Celle bütün bölgelerde uyanış nasip eylesin. Amin. Bu zulümlerin yeni nesillerin meydana gelmesine vesile olmasını nasip eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.